Merhaba sevgili izleyiciler. Ankara saatiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşınızdayız. Bütçe maratonu başladı ve muhalefet aslında uzun süredir bütçeye de hazırlanıyor. Gergin geçecek gibi de görünüyor. Çünkü ilk baştaki tartışma şu oldu. Neden şeffaf değil? Herkes izlesin, vatandaş da görsün burada neler yaşanıyor demişti muhalefet. Canlı yayınlanması talebi vardı ama o talep gerçekleşmedi. Şimdi biz de tabii buradan ne yaşanıyor, hangi bütçeler üzerinde, o satır aralarındaki o ayrıntıları sizlere aktaracağız. Bütçe bir haktır diyoruz. Dolayısıyla vatandaşa ne gelecek buradan bu bütçenin içinde? Muhalefet diyor ki mesela İYİ Parti yokluk bütçesi olarak tarif etmişti. Dolayısıyla bunun içinde emekli, çiftçi, vatandaş, öğretmen, öğrenci kim var? Bütçede ne var ne yok? Biraz onu konuşacağız elbette. Bu süreç içerisinde uzun bir süreç olacak. Ardından da genel kurula gelecek en son aşamada ama genel kurula gelene kadar da önemli bazı bütçeler yer alacak. Tabii Cumhurbaşkanlığı gibi, Diyanet gibi, Milli Eğitim Bakanlığı ne oldu? Buralara ayrılan paylar neler? Tartışmaları ekranımıza taşıyacağız diyoruz. Bugün ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başka bir önemli konu var ki biraz önce CHP grup toplantısında da bu konuya geniş bir şekilde yer verildi. Tezkere süresinin 2 yıl uzatılması. Genel kurul bugün biraz önce başladı. Genel kurulda görüşülecek. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılması oylanacak. Şimdi tabii burada hangi partiler evet diyecek, hayır diyecek, bu merak konusuydu ki biraz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunun sinyallerini vermiş oldu. Torba tezkere dedi, hatta onu da hatırlatalım. Torba tezkere dönemi başladı. Tezkereler terörle mücadele alanında 6 ay veya 1 yıllık olarak gelirdi. Şimdi 2 yıl, gerekçesini bilen yok diyor Kılıçdaroğlu. Senin her dediğine evet diyeceksek niye ayrı parti kuruyoruz dedi. Ama yabancı askerler maddesi üzerinden de ayrıntı vermiş oldu. Çıkarın o maddeyi dedi. Belki de böyle bir şart koştu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konuyla başlayalım. Ama tabii ağırlıklı olarak bütçe, ne var ne yok diyeceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Yoğun bir maraton başladı artık. Bugün sizin sunumunuz da vardı başlangıçta. Siz tabii bütçeyi çok farklı açılardan da değerlendiriyorsunuz. Mesela işte Cumhurbaşkanı'nın hiç konuşmaması, bunun bir altını çizmek de gerekiyor ama. Çok farklı. Seçilmiş yürütme organı temsilcisi tek kişi ve onun bütçesi, biliyorsunuz artık Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi yok. Cumhurbaşkanlığı bütçesi var. Yani Türkiye bütçesini Cumhurbaşkanlığı sunuyor, hazırlıyor ve meclise o sunuyor. Cumhurbaşkanlığı. Ama Cumhurbaşkanı tek seçilmiş kişi olarak, bütçenin sahibi olarak şimdiye kadar tek laf etmedi. Bu benim bütçemdir, sunuyorum, şu kadardır, şu kadar gelir toplayacağım, şu kadar gideri var. Şu kesimlere faydası olacak falan diye tek laf etmedi tabii ki. Oradaki sunumunuzda, siz açıklamanızda, komisyonda yani 50 milyon liralık bir temeli bile Cumhurbaşkanı atıyor dediniz. Ama 1 trilyon 751 milyar liralık bütçeyle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı diye de belirttiniz. Evet. Rakamlarla orada aslında bugün komisyondaki sunumunuz rakamlarla oldu. İstismar ediliyor dediniz. Ne demek istediniz bu konuda? İstismar ediliyor şöyle. Bu 2020'nin de biliyorsunuz bu yıl kesin hesabını, yani 2020 bütçesi Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti zamanında. Onun harcamaları yapıldı. Şimdi bize hesabını verecekler. Öyledir bütün dünyada. Buna kesin hesap kanunu diyoruz. Kesin hesabını 2020'nin denetleyeceğiz. Şimdi ödenek üstü harcama 96 milyar. Yedek ödenek 95 milyar. Yani biz meclisten size 1 trilyon 100 milyar küsurluk bir şey vermişiz. Harcama yetkisi vermişiz. Bunu istemişsiniz, olduğu gibi de çıkmış. Onun üstünde neden harcama yapıyorsunuz? Neden ilave ödenek alıyorsunuz? Öyle saçma bir şey var. Siz yani o zaman meclisin, onu mu söylediniz tabii, orada yani? Meclisin istismarı söz konusu oluyor. Bir bu, buradan istismar edilir. İki, Sayıştay biliyorsunuz meclis adına görev yapar. Denetler kurumları. O kurumlara yazdığı raporlar dikkate alınmıyor. Yani meclis Sayıştay'ın raporları, ki sansürlü raporlar bunlar. Ona rağmen dikkate alınmıyor. Hakikaten istismar ediyor. Onun haricinde 2022 bütçesiyle ilgili olarak da Elif Hanım, E cetveli vardır. Bağlı cetvelleri var bunun. O cetvellerden de harcama
Cetveli şöyle, teknik çok uzatmayayım ama bütçenin dışında, bütçe genel usullerle harcama yapılır orada. Onun dışında zor, işte yurt dışında şurada burada böyle normal usullerle harcama yapılamayacak yerler için E-Cetveli'ne hüküm konur. O farklı usullerle, istisnai usullerle yapılır. Şimdi 70'e yakın madde var E-Cetveli'nde. Normal usullerle yapılabilecek ödemeleri ve bütçeye alınması gereken, takip edilmesi gereken harcamaları tutmuşlar. Sanki olağanüstüymüş gibi bir yerlerden fonlar yaratmışlar. Farklı usullerle istismar edilerek o ödemeleri yapmaya çalışıyorlar. Yani bütçe içerisinde bütçeler yaratmışlar. 13-14 tane böyle fon var. Onun haricinde gereksiz yere birçok konu için mesela varlık fonuna buradan para aktarıyorlar. Bu tür konuları da bu cetveline alıyorlar, yazıyorlar ve istismar ediyorlar sürekli olarak. Varlık yani gerek yapılması gerekeni yapmıyorlar. Mesela yani anayasa açısından baktığımızda bir aykırılık yok mudur? Var mesela gelir vergisi kanununda yazılması gereken istisnai hükmün işte şu ödeme gelir vergisinden istisnadır denmesi gerekiyor gelir vergisi kanunu. Onu bütçe kanunu alıyorlar. Bütçe kanunu yıllık bir kanun. Her sene bunu buraya koyacağına anayasa da öyle der. Normal kanunlarla yapılması gerekir. Yani bütçe kanunuyla böyle yıllara şamil düzenlemeler yapamazsınız. Kendi kanunla yapılır. Anayasaya aykırı bu düzenlemeler. Bunları yapıyorlar, istismar ediyorlar. Yani fazla harcama yapıyorlar, fazla yedek ödenek ayırıyor, ödenek üstü harcama yapıyor. Cetveline birçok böyle gizli madde koyuyor, fon oluşturuyor. Belediyeler mesela var galiba. Belediyeler konusu var. Mesela belediyelere normalde belli imkanlar dışında, kanuna yazanlar dışında genel bütçeden belediyelere pay verilmez ilave olarak. Onu şey getiriyor, bütçe kanunuyla istisna getiriyor, kendi belediyelerine para vermeyi şey yapıyor. Oradan gizlice para veriyor. Onun haricinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ayrıca belediyelere, yine tabii kendi belediyelerine fon yaratmasına, kaynak aktarmasına izin veriyor. Böyle şeyler, istismarlar var. Bunlar tabii kanunu da istismar, bu milleti de istismardır sonuçta. Bunlar yapılıyor maalesef. Ona üzülüyoruz tabii. Benim de sunumumda, konuşmamda belirttiğim yani hususlar bunlardır. İstismar derken de aslında bazı şeylerin de altını çizmiş olduk. Keyfi yatırımlar işte belediyelere ya da varlık fonuna aktarılan bir kısım. Burada tabii biz en çok şunu irdelemeye, bakmaya çalışıyoruz. Yani vatandaş nerede, bizler neredeyiz? Şimdi Cumhurbaşkanlığı maaşı çok konuşuluyor şu anda özellikle de. Ve savunmaya ayrılan bütçe çok konuşuldu. İşte bugünkü başlıklar yani gün gün aktaracağız çünkü. Cumhurbaşkanlığı maaşı çok tartışılıyor şu anda. Bize yok aslında, vatandaşa yok gibi. Hani ne var ne yok diye konuşurken bütçede. Ben Cumhurbaşkanı maaşını tartışmak istemem. Yani 100 bin lira, 102 bin lira. 100 bin euro yapar. 100 bin euronun altında yapar. 10 bin euronun altında yapıyor biliyorsunuz. 9 bin küsur. Yani dolar olarak da 10 bin dolar. Bu büyük bir rakam değil. Keşke Cumhurbaşkanı aldığı maaşı, yani 50 bin dolar versek keşke. 500 bin lira alsın. Vatandaşımız da aynı şekilde alsın. O da alsın. Ama görevini hakkıyla yapsın. Kanunları hakkıyla uygulasın. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Amerika'ya giderken şeyler de özel uçağıyla gidiyor biliyorsunuz. Ama onun haricinde arabaları da özel otomobilleri var. Onlar da kargo uçağına yükleniyor. Onlar da gidiyor bir yere gittiği zaman. Birilerini de alıyor götürüyor. Çok masraflar yapıyor. Cumhurbaşkanının bütçesinde o 100 bin liralık maaşının bana göre esamesi okunmaz. O kadar çok harcama var ki, o kadar çok lüzumsuz israf var ki ben maaşının lafını bile etmem. Hakikaten o da bana göre çok da değil. 10 bin dolar maaş Cumhurbaşkanı da çok değil. Ama bunun hakkını versin, adaletli hukuk içinde davransın. Keşke hepimiz çok büyük maaşlar alabilsek. Bütün vatandaşlar için söylüyorum bunu. Maaşı onun için şey yapmıyorum, eleştirmiyorum ben fazla ama yaptığı icraatları
o icraatlara bağlı israfı eleştiriyorum. Çok büyük şeyler var, eleştiriler var ve israflar var ve bunların hesabını da vermeyen bir cumhurbaşkanlığı var. Asıl eleştirilmesi gereken odur. Tabii canlı yayınlanmasını da istendi bu arada, onu tekrar hatırlatalım. Çünkü hani vatandaş da görsün burada neler oluyor diye. Ama bugün Cevdet Yılmaz gizlimiz saklımız yok dedi. İşte basın mensupları burada dedi. Evet bizler orada takip ediyoruz ama oradan bir de canlı yayın olsaydı belki daha şöyle net takip şekilde. Etmek çünkü bütçe mesela bugün Cumhurbaşkanı genel üzerinde konuşuyoruz. Her gün öyle. Şimdi her gün 8-10 saat her gün bunu takip etmek kolay değil. Her konuşmayı takip etmek kolay değil. Bu canlı yayın yapılsa belli kişilerin konuşmaları, onların özetlenmesi falan yapılabilir, toparlanabilir. Ne olduğunu vatandaş da görür, anlar. Ama oradan canlı yayın yapılamadığı için basının yazılı olarak takibi zor oluyor tabii ki. Şimdi Sayıştay raporlarına geldiğimizde şimdi aynı zamanda da meclisin bütçesi de görüşülecek. Onu da hatırlatalım. Yarın da meclisin bütçesi. Evet, yarın da meclis bütçesi var. Şimdi Sayıştay var, kamu denetçiliği kurumu var. Bunlar çok önem taşıyor. Sayıştay deyince tabii akıllara çok önemli başlıklar geliyor. Sayıştay raporlarıyla bir takım şeyleri görme imkanı bulduk. Ama onun da şimdi önümüze çıkıyor o rakamlar. Nerelere neler verilmiş, ne olmuş. Ama orada kalıyor gibi bir durum da oluyor. Yani devamı da gelemiyor. İşte evet. Orada hep sizler sistemin getirdiği diyorsunuz ya, hani bu da sistemden kaynaklı bir şey diye. Onu da söyledim. Dedim ki bilgilendirme amaçlı değil bütçeler. Bütçe kanunları adı üzerinde anayasaya göre lafzı ve ruhuyla anlam ifade eder. Hüküm ifade eder. Yani bunun hakkını vereceksin. Bütçe hakkı diye bir kavram var. Bu boşuna çıkmamış. Bütçe hakkı vatandaşla doğrudan ilgili. Bu vatandaş bu bütçeden, devletten ne alacak? Ne yardım görecek? Ne destek alacak? Bunları görüyorsunuz. Bakın söylemişim. Üst gelir gruplarına 335 milyar lira özellikle sermaye kazancı olanlara destek var. Yani nasıl? İstisna diyor ki sizin borsadan ya da bankadan kazancınız varsa ben şu kadarını istisna ediyorum onu diyor. Gelir vergisini az alıyorum diyor. Ya da hiç almıyorum diyor. Böyle yerler var. Bu 300 milyarın üzerinde. Öbür taraftan alt kesim gruplarına 104 milyar veriyor. Sosyal yardıma muhtaç olanlara. Peki orta sınıf nerede? Orta kesim yok. Orta direk yok. Onlara para vermiyorsun. Mesela orta direk deyince 3600 gösterge alması gerekenler, yani aşağı yukarı 20 yılını falan doldurmuş devlet memurları gibi, belli bir yaşa gelmiş esnaf gibi, bunlara ne veriyorsun? Bir şey vermiyor. O zaman da orta sınıf zayıflıyor. Türkiye'de asgari ücret alan ücretli sayısı %70'lere dayandı, biliyor musunuz? Açıklanmıyor bunlar. Böyle bir durum söz konusu. Açıklansa çok net olarak orta sınıfın zayıfladığını göreceğiz. Orta sınıfın zayıflaması şu demek Elif Hanım. Orta sınıf zayıflıyorsa gelir olarak bütün dünyada orta kesim, orta direk yaratıcıdır kültürel açıdan. Edebiyat merakı vardır, sanat merakı vardır. Yeni şeyleri onlar oluşturur. Bir toplumun kültürünü onlar oluşturur. Medeniyete en fazla katkıda bulunan kesim orta sınıflardır. Şimdi siz onları desteklemiyorsanız bu ülkenin geleceği yok demektir. Peki, desteklenmesi gerekiyor. Onun için bütçe hakkı çok önemli. Kime verildiği çok önemli. Önemli payların kime gittiği çok önemli. Bunun için bütçeye dikkat etmemiz lazım. İnsanlar sormalı. Çiftçisi, memuru, mühendisi. Bize ne var burada? Bize ne var burada, evet. Benden ne getiriyor, benden ne götürüyor? Sormak durumundayız. Ama şimdi çok önemli yapılan bir sunumlar, sunumlara ondan sonra şikayet ediyoruz, sormayıp. Mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunda, bütçe sunumuyla başlayan görüşmelerde enerji zamları, yoksulluk eleştirileri gibi başlıklar öne çıkmıştı. Ama ne hayat pahalılığına dair bir ifade vardı bu sunumların içerisinde. Ne dövizdeki artış vardı, ne gelen peş peşe zamlar vardı. Ama saraydan bunlar öyle yok, görünmüyor ki.
bu sunumlarda. Dün akşam Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu yok artık da. Cumhurbaşkanının konuşmasındaki evet. Kabinesi sonrası yaptığı konuşmada ne dedi? Kimsenin dedi şey yok, sıkıntısı yok dedi. Kapıcının da arabası herkesin, var dedi. Dedi kaç tane araba var dedi. Çıkarttık hemen. Şeyde Avrupa'da 1000 kişiye 600 küsur otomobil düşüyor Avrupa Birliği'nde. Bizde 200 küsur düşüyor biliyor musunuz? Hani öyleydi? Öyle değil. Yani şimdi burada zengin kesimlere bakılıyor parası olan. Yani biz 84 milyon nüfusuz. %10'umuz 8 milyon 400 bin yapar. 9-10 milyon. Yani Yunanistan nüfusu kadar. Bizde bir zengin nüfusu var. Onları görüp de herkes için karar vermeyin. Bir de onlardan çok daha büyük bir yoksul kesim var. Gidin bakalım taşraya, köylere, şu kasabalara fakirliği görün. Gidin Kars'a fakirliği görün. Sayın Cumhurbaşkanı onları görmüyor tabii. Şu kenar semtlere gidin, işsizliği görün, umutsuzluğu görün. Görünmüyor. Bunlar için vatandaşın, toplum kesimlerinin işte talepte bulunması lazım. Bütçe üzerinden talepte bulunmaları lazım. Şimdi sunumu özellikle söyledim. Fuat Oktay'ın sunumunda. Mesela şöyle bir ifade de kullanmıştı. İşte ekonomideki bu gidişatın, krizin, kötü gidişin salgından, yani salgını da öne sürmüştü ilk konuşmasında. Ama dış güçler ifadesi çok kullanılıyor. Dışarısı mı bize müdahale ediyor? Niye yani biz böyleyiz? Peki... Dışarısı müdahale ederek mi Merkez Bankası kararını aldırdı demek istiyorlar. Eğer Merkez Bankası para politikaları kuruluna da dışarısı müdahale ediyorsa o zaman bu devlet bitmiş demektir. Bu devleti ne hale getirdiniz diye sormam lazım o zaman. Ne demek dışarısı müdahale ediyor? Tutup da büyükelçileri kastediyorlarsa büyükelçileri personel non grata ilan edeceğim diyen Cumhurbaşkanıydı. Sorun çıkaran Cumhurbaşkanıydı. Devlet memurları, devlet aklı helak oldu onu vazgeçireceği kadar. Güzel de bir formül buldular. Aman bizim Cumhurbaşkanı yapar böyle şeyler, siz kusura bakmayın diye zor ikna ettiler birilerini. Problem çıkaran bizimkiler. Bu içeriye ve dışarıya nasıl bir algı verdi sizce? Dışarıya da Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişi güvenilmezdir mesajı verdi. Bizim vatandaşımıza da o mesajı verdi. Ben onları gönderdim, talimatını da verdim dedikten sonra hala onlar buradaysa öyle geri adım attılar falan yok. Hiçbirisi geri adım atmadı. Durdukları yerde duruyorlar. Kimse kimseyi kandıramaz. Herkes de bunun ne olduğunu biliyor. Yani onlar havuz medyasıyla bugün hep dün televizyonlarda işte büyükelçiler geri adım attı. Geri adım falan atmadılar. Sadece öyle bir algı yaratılıyor. Hiçbir geri adımları yok. Ama işte... bunlar Cumhurbaşkanı'nın bizim tarafımızdan ve dışarıdan artık güvensiz algısıyla anılmasına daha fazla sebep olacak şeyler. Siz zaten hani dış işlerinin bu yönde yani olumlu yönde bir adımlar atarak yani bu şekle bürünmesine bu olayın saygı duyuyorum işte teşekkür ediyoruz filan diye de karşıladı yani muhalefet bunu da bu şekilde değerlendirdi ama hani içeriye ve dışarıya ne mesaj verdiği çok önemliydi. Güvenilirlik sarsıldı mesajını da vermiş oldunuz siz de. Son olarak da tabii hemen tezkere ile ilgili soracağım. CHP hayır diyecek gibi görünüyor Sayın Kuşoğlu ama torba tezkere dedi. Gerçekten hani bakıldığında son gerçekten zamanlarda böyle yani olmadı mı? Kadar torba kanun bilirdik ama şimdi birkaç ülkeye askerimizin gidişi bir aynı tezkerede geliyor. Hem Irak hem Suriye aynı tezkerede siz de söylediniz. Bir ikincisi Türkiye'ye asker, yabancı asker sokulması var bir de. Bu da şey kafamızı karıştırdı. Biz geçen sefer evet demiştik ama bu sefer hükümete hiç güvenmiyoruz. Bu ne yapacakları belli olmaz. Güvenmediğimiz için de oradan da sürekli bu sabah da şehit haberleri geldi. Sıkıntılarımız olduğu için tereddütle karşılıyoruz bu sefer. Doğru dürüst açıklama yapmazlarsa tabii ki oyumuz bizim. Güven vermeyen, ne yapacağını bilemediğimiz bir iktidarla böyle bir şeye izin vermemiz mümkün olmaz. Peki efendim. Yani ben şunun için gidiyorum, şunun için asker göndermeme izin verin diye açıklama yapması lazım. Tezkerenin anlamı odur. Ne yapacağını bilmemiz lazım.
Ama açıklama yapamıyor. Neden Türkiye'ye asker geliyor, yabancı asker geliyor? Açıkla diyoruz. Açıklayamıyor. Bizim asker ne kadar kalacak? 2 yıl kalacak. Neden bu sefer 2 yıl getirdiniz? Yani birçok soru var. Neden torba getiriyorsunuz? Niye ikisini bir tutuyorsunuz? Ayrı ayrı konular bunlar. Yabancı askerler maddesine tepki gösterdi zaten. Bir de bir ifadesi vardı. Komando marşını söyleyen Türk vacıları gönder Suriye'ye. Komutanları da Bilal Erdoğan olsun dedi. Son günlerde gündemden düşmeyen TÜGVA'ya da değinmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bütçe devam ediyor dedik. Tabii önümüzdeki süreçte de sizden elbette görüşlerinizi de alacağız. Yarın meclis bütçesi var. Tabii merak ediliyor. Şimdi milli eğitim bütçesi diyoruz ama örneğin işte bizim veliler olarak bize ne sağlıyor? Öğrenciye ne sağlıyor? Eğitimi daha iyi hale getirmek için son süreçte gördüğümüz o eksiklikler giderilecek mi? Bütçe gerçekten oraya mı gidecek? Bunlar merak konusu oluyor. Evet. Onların hepsini de sizler aracılığınızla aktaracağız. Her bakanlık geldiğinde onları birlikte değerlendirelim. Evet. Özellikle mesela eğitim konusu da çok önemli. Ailelerin bütçesi içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Onunla ilgili ayrıntılı bilgiler verelim. Yani bu sefer gördüğüm kadarıyla okul aile birliklerine falan hiç ayrılmıyor. Ödenek ayrılmıyor. Yani onları da ailelerin karşılaması gerek. Hem ailelerden para alınmayacak okul için deniyor hem de okullar için yakacak vesaire. Yani oradaki ihtiyaçları karşılayacak ödenek verilmiyor. Yani, peki efendim çok maalesef. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür sağ olun Sayın Kuşoğlu. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz size. Tekrar komisyona dönüyorsunuz çünkü devam ediyor şu anda. Plan Bütçe Komisyonu'nda tartışmalar diyelim. Sağ olunuz. Biz tabii hatırlatmalarla gidelim. Şimdi yarın dedik hem meclis bütçesi var, kamu denetçiliği kurumu var, Sayıştay var. 2 Ekim Salı günü de aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nı biraz önce konuştuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi gelecek. Bu arada tabii tepkiler de ard arda gelmeye devam ediyor. Onlardan da bazılarını hatırlatmış olalım. Şimdi İYİ Parti diyor ki bu bütçeyi eleştirirken yokluk bütçesi olarak ifade etti. Yokluk bütçesi, bütçenin içinde ne var ne yok diye baktığımızda vatandaş var mı? Yokluk bütçesi derken ne demek istendi? Hemen soralım İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'ya. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Bir maraton başladı. Evet. Gelecek hafta aslında daha hız kazanacak. Onun da altını çizelim. Bazı kurumların bütçe tekliflerinin görüşüldüğü günler olacak önümüzdeki hafta ama bugün de yine tartışmalar yaşandı elbette. Şimdi siz yokluk bütçesi diyorsunuz. Hiçbir şey yok efendim bu bütçenin içinde. Şu elbette hiçbir şey yok diyemeyiz ama yani rutin gidişi değiştirecek. Türkiye'nin sorunlarını çözecek. Nedir mesela bugün sorunumuz? Enflasyon diyoruz değil mi? Hayat pahalı diyoruz. Vatandaşın alım gücü düştü diyoruz. Gelir dağılım bozuldu diyoruz. 18 milyon yoksul var diye Cumhurbaşkanlığı yıllık programı söylüyor. Ben söylemiyorum. Şimdi bunlara veya çiftçinin durumu perişan. İşte girdi fiyatları, gübre başta olmak üzere tohum fiyatları, ilaç fiyatları artmış. Ürünü para etmiyor. Esnaf çok sıkıntıda. Bunlara bir çözüm getirmesi lazım bütçenin. Bunlara emin olun hiçbirisine bir çözüm getirmiyor. Yani bugüne göre yarın böyle bir gram dahi bu bahsettiğimiz kesimin hiçbirisi iyi olmayacak. Veya işte hep konuştuğumuz işte yaklaşık 5 milyon EYT'li var. Bunların sorunları var. Çözülmesi gerekiyor. Bunlara ilişkin bir şey yok. 4-5 sözleşmelerin atama sorunları var. Bunlara ilişkin bir şey yok. Öğretmenler bekleyen, atanamayan öğretmen, atanamayan sağlıkçı, 500 bin iktisadi değerli bilme fakültesi mezunu var. Yani buralarda böyle dişe dokunur. Bu anlamda bütçe hiçbir şey getirmiyor. 3600 ek gösterge. EYT'ye ilişkin böyle sanki iktidarda bir adım atılacak gibi bir hava var. Bunu bütçede görmeden bir şey diyemem. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 3600'ü biliyorsun 2018 seçimler öncesi de açıklamıştı. Hemen yapacağız demişti. 2022'ye atıldı şimdi. Tabii onun olup olmayacağı yine belli değil. Ama 2022 yılı bütçesinde şimdi eğer bunu yapılacaksa bunun bir ödeneğinin olması lazım. Bütçede para olmadan parayı nasıl harcayacaksınız? Yani dolayısıyla buraya herhangi bir şekilde yani bütçeleştirdiğiniz zaman bir şeyin yapacağına ilişkin bir ciddiyet ortaya çıkar. O anlamda bütçeye konulmuş, tedbir olarak konulmuş veya yıllık program açıklandı bugün. 2022 yıl içerisinde ne yapılacakları tek tek yazılıyor.
yazıyor. Yapıp yapmazlar ayrı bir şey ama buna ilişkin de yine yıllık programda 3600 ek göstergeyle ilgili bir şey yok. Dolayısıyla bir defa 2022 yılında yapılmayacak. Olsa olsa en iyi ihtimal 2022 yılının sonunda yapıp işte 2023'ten veya sonraki yıllardan geçerli yani olmak üzere. Yani seçime yönelik bir şey gibi olacak. Da? Ben yapılmayacağını bilemiyorum tabii. Daha önceki verdiği sözleri tutmadıkları için aynı riskle yine karşı karşıyayız. Ama şunu diyorum yani toplum çok bunaldı. Ekonomik olarak çok bunaldı. Yani bütçe ekonomiye ilişkin bir rahatlama bekler. İşte o yüzden vatandaşta bir heyecan yok, bir beklenti yok. Şimdi bütçe dönemlerinde sivil toplum kuruluşları buralarda gelir, meslek örgütleri buralarda olur. Onlar görüşmelere alınır. Efendim görüşmeler işte mümkün olduğu kadar basına açık yapılır filan. Bunların hiçbirisi yok. Yani toplumda bu beklenti de yok. Artık bu şeyden, bu siyasi iktidardan umudunu kesmiş. Saklı gizlimiz yok dedi işte dedi burada dedi. Konuşuyoruz her şeyi. Ya şu dedi. Şimdi geçen hafta sunum yapılırken onu ben de ifade ettim. Usul üzerinde konuşurken şunu söyledim. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burası Türk milletini temsil eden milletvekillerinin çalıştığı bir yer. Şimdi komisyon öyle yapılıyor ki, görüşmeler öyle oluyor ki, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanlar geldiğinde kameralar içeriye alınıyor. Onlar orada bir icraatın içinde yapıyorlar. Ondan sonra kameralar dışarı çıkartılıyor. Esas milletvekilleri konuşurken kameralar dışarıda. Ve Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine sordum. Ya bundan incinmiyor musunuz siz dedim. Biz milletvekiliyiz. Burası da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Atanmışlar geliyor, kameralar var. Onlar önemli konu şeyler söylüyor, onları kameralar çekiyor. Ama bize geldiği zaman bizim aldığımız kararla, çünkü Cumhur İttifakı'nın komisyon üyeleri el kaldırdılar ona. Biz itiraz ettik, kameralar olsun dedik. Hepimiz çeksin, ne konuşuyoruz vatandaş görsün. Ve konuştuklarımız da vatandaşa bir taahhüt olsun ileriye doğru. Çünkü yarın bu iktidar değişecek, hep bunlar iktidar olacak hali yok. İlk seçimlerde gidecekler. Biz de bugün konuştuğumuzu daha kontrollü konuşalım. Vatandaşa da taahhüdümüz olsun. Vatandaş da bilsin ne yapacağız, ne edeceğiz. Ona göre tartsın, oyunu versin. Değil mi? Vatandaşı bilgilendirmek bu değil mi? Dolayısıyla hiç incinmiyor musunuz dedim ya. Yani siz de konuşuyorsunuz. Şimdi bakanlar konuşacak. Ondan sonra kameralar çıkıyor. Biz konuşurken kamera yok. En son bakan tekrar konuştuğu zaman kameralar tekrar geliyor. Yani buradan hiç alınmıyor musunuz? İncimiyor musunuz diye sordum. Tabii ne deseniz boş. Çünkü tepeden öyle bir karar veriliyor ve o karar milletvekilleri uyguluyor. Bunlar şeffaflık adına son derece kötü şeyler. Artık bu devirde işte biz de kendi imkanlarımızla kendi konuşmalarımızı çekmeye çalışıyoruz. Ama orada siz tabii, evet gördüm sosyal medyada ama yayınlıyordunuz. Ama tabii orada olması gereken şey herkesin oradaki ajansların gelmesi. Bizzat o havayı koklayarak bazı şey yani metin üzerinden alması falan olmuyor. Tutanakların serbest olması bir şeyin gizli saklı olmadığı anlamına gelmiyor. O zaman niye kameraya koymuyorsunuz, müsaade etmiyorsunuz? Böyle bir durum. Vatandaşın gözünden tabii bazı şeyler kaçırılıyor. Özellikle iktidar milletvekillerinin mesela diyor ki çiftçinin sorunu yok diyor. Esnafın sorunu yok diyor. Şimdi bunu söyle İktidar Partisi'nin milletvekilleri var orada. Dolayısıyla bunların duyulmasını istemiyorlar zannediyorum. Çünkü vatandaş kan alıyor yani. Vatandaşın bu kadar sorunu varken ona hiçbir sorunu yokmuş gibi bir şey söylemek. Cumhurbaşkanı değil. Ama dünkü konuşmasında yani kabine toplantısının ardından konuşmasında dedi ki yani her evde dedi araba var dedi. Her şey çok güzel dedi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Daha vahim bir şey söyledi. Kapıcının arabası var dedi. Ben bunun için az önce eleştirdim. Böyle bir şey olmaz dedim. Yani bu devirde insanımıza arabayı çok görmek kaldı ki yani araba ortalaması Avrupa ortalamasına göre belli. Yani 1/5 kadar kişi başına düşen bir araba ortalamamız var. Ama öyle özellikle bir kesimi, bir çalışan kesimi ki bunlar alın teriyle çalışıyor. Çok da güzel iş yapıyorlar. Ondan sonra kapıcının dahi arabası var demesi. Yani o insanların arabası varsa bugünkü ederi işte 15-20 bin liralık araba. Yani onlar sanki bakanların bildiği bilmem ne sıfır Mercedes'lere falan biniyor falan değiller. Yani işte düşük model bir takım arabalar biniyor. Elbette olacak. Artık bir zaruret. Arabanız olmadan nasıl yaşayabilirsiniz bu dönemde, bu devirde? Ama bu vatandaşımızda hem vatandaşın geneline ama özelde de işte bina görevlisi olan o insanlarımız, o kardeşlerimize arabayı çok gören birisi tarafından yönetiliyor bugün bu ülke. Yani bu olacak bir şey değil. Az önce de ben de onu konuşmamda eleştirdim. Siz araba zaruri bir ihtiyaç değil midir diye evet, de tabii belirtmişsiniz ki, tabii zaten. Şimdi bütçe yani bu komisyonda da hararetli tartışmalar olabilir. Çünkü önemli bütçeler, Cumhurbaşkanlığı, işte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. 2 Ekim Salı günü gelecek. Tekrar altını çizelim. Ama 20 Kasım galiba Cumhurbaşkanlığı bütçesi. Biz tabii buradan her gün takip edeceğimiz için
O satır aralarındaki bazı ayrıntılar var. İşte Sayıştay'dan öğreniyoruz. Sonra evet, Sayıştay raporlarına yansıyan ayrıntılar var. Çok konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı maaşı bugün de vurgu yapıldı. Evet, bugün de bir arkadaş vurgu evet. yaptı. 100 bin lira maaşı, 40 bin lira emekli maaşı, 140 bin lira. Yani kaç asgari ücret diye denk geldiğine dair. 2825'e bölmek lazım. İsterseniz hemen bölelim ama yani şu tabii. Yani hakikaten asgari ücret bu kadar düşükken ya Cumhurbaşkanı da bir kenara bırakıyorum. Yani nihayetinde bir tane. Hani sembolik tabii elbette. Ama emin olun Cumhurbaşkanı'nın maaşından daha fazla maaş alan bir sürü atanmış bürokrat var bugün bu ülkede. 3-5 yerden maaş alan. Hatta karı koca her birine ikişer üçer maaş giriyor. Yönetim kurulu üyelikleri şuralar buralar. Şimdi bakın. Burada ben sadece maaşı da eleştirmiyorum. Şimdi bir konuyu söyleyeceğim. Birçok başlık var. Tabii, ben size onu hesaplarken şunu da söyleyeyim. 49 tam 50 tane asgari ücret. 50 asgari ücret. Şimdi ne biliyor musunuz? Ben bunu bir yere söyledim. Bir kısım insanların da dikkatini çekti. Yani 5 maaş alanlar var ya. Ya sadece aslında yaptıkları yanlış 5 maaşı vermekle olsa. Yani sözlerim yanlış anlaşılmasın. 5 maaşı meşrulaştırmıyorum. Çok büyük hatadır. Bir tanesi dahi o maaşların yüksektir. Türkiye ortalamasına ve vatandaşa, doktorumuza, efendim öğretmenimize, polisimize, asgari ücretlimize öngörülen maaşın yanında o maaşlar çok fazla. O ayrı bir konu. Ama keşke yapılan bu 5 maaşla kalsa. Yapılan işlem ne biliyor musunuz? Şimdi aynı kişiyi hem bu kuruma koyuyorsunuz hem bu kuruma koyuyorsunuz. Bu kurumda şimdi bunun aynısı mesela Varlık Fonu, Ziraat Bankası, ondan sonra ve diğer bakanlık ilişkilerinde oldu. İMKB, şey İstanbul Borsası. Şimdi burada talep ediyor aynı kişi, aynı şahıs buradaki şapkasıyla. Buraya geliyor, buradaki şapkasıyla onay veriyor. Yani öyle bir daire, bir çember oluşturdular ki bu çember içerisinde bir kısım olmayacak işleri yapıyorlar. Ve o kişiler de o 5 maaştan vazgeçemiyor. Ondan sonra ve dediğim gibi aynı kişi hem talep eden bir kurum olarak talep ediyor, öbür kurum olarak da onay veriyor. Yani buradaki tehlikenin esas boyutu bu. Ve buradan esas biz kamu zararına uğruyoruz. Esas biz buradan harcamaların verimsiz olması, usulsüzlükler, yolsuzluklar bu uygulamalardan doğuyor. Yani anlatabildim mi? Burası çok daha kritik. Milletin vergisinin kullanılması açısından. Evet, şimdi bazı rakamlar da var mesela işte 2022 yılı gelir tahminlerine göre genel bütçenin toplamından 1 trilyon işte küsuratı da var. Özel bütçeli idarelerden yine belli bir oranda tahminler de yapılıyor ama şimdi vergiler çok artıyor baktığımızda. Artıyor. Bu tabii bize yani zam olarak da geri dönüşü var. Cezalar çok artıyor. Ceza çok %50 arttı bu yıl. Yani bu yıl %50 arttı. 16 milyardı. 24 milyara çıktı. Trafik cezaları en fazla. Evet, ve bunun içerisinde daha bu cezaların biliyorsunuz bu EDS sistemiyle özel sektöre ve belediyelere aktarılan kısımları var. Onlar yok. Bunlar devletin bütçesine gelen kısmı. Yani çok daha fazla şey yapıyoruz. Yani şu pandemi şartlarında şu milletin yokluk kıtlık çektiği dönemde trafik cezalarının %50 artırılması kadar bir devletin vatandaşına zulmetmesi düşünülemez. Bu bir zulümdür. Emin olun. Yani ve şimdi tabii o biliyorsunuz maktum miktarlar tekrar artacak o cezalar. Bakıyorsunuz sigara vergilerinde artış var. Özel tüketim vergileri, sigara, alkol, özellikle taşıt vergilerinde. Zaten ya bir tane taşıt alıyorsunuz, iki tane artık. Eskiden bir de devlet alıyorsunuz diyorduk. O bir olmaktan çıktı artık iki tane. En basit aldığınız araçta bile iki tane devlet alıyorsunuz. Evet. Biraz lüks araç alanlar da 3-4 tane devlet alıyorlar. Böyle bir vergileme var ve bu vergilerin daha da artacağına ilişkin de benzin, mazot öyle. Yani dolayısıyla vergi, devlet, şimdi az önce Fuat Oktay'a şunu sordum. Diyorsunuz ki yeri geldiği zaman işte vergi adaletini sağlayacağız. Ya bunlar sadece sözde kalıyor. Ben yıllardır bu bütçeyi bilen, bu işe meslek olarak yapmış bir insanım. Burada dedim vergi adaletini sağlamaya ilişkin bir tane ben rakamlara yansımış bir şey göremedim. Sözlü olarak çok güzel söylüyorsunuz bunları. Şimdi örnek verin bana diyor. İki tane örnek verin. Vergi adaletini sağlamaya örnek verin. Bakalım konuşmasında örnek verebilecek mi, veremeyecek. Çünkü böyle bir örnek yok. Yani az önce söylediğimiz gibi toplumun sorunlarını çözmeye yönelik. Vergiyi toplayalım. Tamam, milletten zor şartlarda vergi alındı. Bu ülkede pandemi şartlarında kirasını ödeyemeyen esnaftan kira stopaj vergisi alındı. Düşünebiliyor musunuz?
Yani bu kadar zor şartlarda milletten işte kimisini alıyorsunuz, kimisini alamıyorsunuz. Alamadığınızda da borçlanıyor, daha sonra ödüyor. Bu vergiyi alıyorsunuz. Bu vergiyi kullandığınız yer çok önemli. Çok daha dikkatli kullanması lazım. Ancak o özeni biz göremiyoruz. Evet. Harcamalarda. Son bir cümle de şunu sorayım hemen. Şimdi Cumhurbaşkanı hiç konuşmuyor bütçeyle ilgili. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı konuşmuyor. Sadece Cumhurbaşkanı değil. Şimdi bütçeyle ilgili sadece sunumda konuştu. Az önce Fuat Oktay'a da sordum. Ya bu ülkenin ekonomisini kim yönetiyor? Bana bunu söyleyin. Bizim muhatabımız kim? Cumhurbaşkanı bu konuya girmiyor. Teknik bir şey. Ve toplantıları kim yapıyor? Çünkü bakanlıkların koordinasyonu gerekiyor. Siz dedim sadece mevsimlik konuşuyorsunuz. Bütçe sunumlarında geliyorsunuz. Meclise önünüzdeki metni okuyorsunuz. Tamam mı? Hazine Maliye Bakanı diyorsanız eğer Hazine Maliye Bakanı'ndan zaten ses yok. Ve Hazine Maliye Bakanı'nın görevi değil resmi olarak kanun olarak. Biz bir hukuk devletiysek kanunda ne yazıyorsa bu görev. Şu anda Türkiye ekonomisinin yönetiminden sorumlu birimin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Ha Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı hep kritik dönemlerde susar zaten. Böyle büyük şehitler gelir, patlamalar olur, bir şeyler olur. O zamanlarda hep susar. Başka zaman günde 3 defa nutuk çeken Cumhurbaşkanı şu anda mesela kuru artıyor. Efendim bütçeyle ilgili bu kadar sıkıntılar var. Bunlarla ilgili herhangi bir şey söylemedi. 1 trilyon 751 milyar liralık bütçeyle ilgili evet. Hiçbir açıklama yapmadı demişti. Biraz önce de Sayın Kuşoğlu evet. Böyle belirtti. Diyor ki 50 milyon liralık bir temeli bile Cumhurbaşkanı atıyor ama bu kadar bir bütçeyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı diye. Çünkü işte belirtti. Şey yok yani bütçeye bu hükümet öteden beri öyle şimdi giderek de artıyor. Bütçeye bir saygısı yok. Bütçeye veya parlamentonun bütçe hakkına bakın bütçe hakkı parlamentolarındır. Dünya kurulu kuralı böyledir ve bütün mücadeleler bunun üzerinden olmuştur. 2021 yılında bu parlamentonun hükümete verdiği yetkinin 160 milyar TL yani eski parayla 160 katrilyon lira aşılacağına ilişkin bugün önümüze dokümanla geliyorlar. Ya hepimiz soruyoruz. Bunun için bir onay aldınız mı siz parlamentodan? Hukuki olmayan bir harcama yapacağız diye geliyor. Dolayısıyla parlamento tamamen bu anlamda saf dışı bırakılmış. Aslında bu bütçe görüşmelerinin tamamı formalite. Çünkü ne ödenek? 1.750 mi vereceğiz? Evet. Belki para bulurlarsa veya işte gözlerini karartırlarsa belki 2 trilyon harcayacaklar. Ama çünkü bu 2020'de 160 milyar lira fazla harcanacak ve bunun için hiçbir hukuki altyapı oluşturulmadı. Yani hukuksuz bir şekilde bu paralar harcanıyor. Gittiği yerlerde belli zaten. Yani vatandaşa gitse problem değil de. Zaten onları tek tek konuşacağız önümüzdeki süreçte. Çünkü belli bütçeler konuşulurken nedir özellikle onlar? Özellikle tam özel işbirliği projeleri. Yani satın aralarında neler var? Onları özellikle sizlerden değerlendirmenizi alacağız tabii. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi tekrar komisyona dönüyorsunuz. Komisyon devam ediyor. Belki de geç saatlere kadar da devam edecek. Bu arada Meclis Genel Kurulu da sürüyor. Oylamada tezkereye ilişkinde bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak. Onu da aktaracağız hemen. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ olunuz Sayın Usta. Çok teşekkür ediyoruz. Dedi ki 33 askerimiz şehit edilirken sen ne yaptın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün sordu. Koşa koşa gittin dedi. Putin'in ayağına o geleceğine sen gittin dedi. Komando marşını söyleyen TÜGVA'cıları gönder Suriye'ye. Komutanları da Bilal Erdoğan olsun diye ifade etti. Bir tabii hayır sinyali gelmiş oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bunun yanı sıra yabancı askerler maddesine tepki gösterdi tezkerenin içindeki. Yabancı askerlerin Putinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını çiğnemesini istemiyoruz dedi. Çıkarın bunu tezkereden. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Böyle bir rezillik olur mu diye seslendi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bir taraftan tabii bir taraftan da bütçeye dair devam ediyoruz konuşmamıza. Hemen dönelim Sayın Garo Paylan'a. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de Plan Bütçe Komisyonu'ndasınız. Şimdi aslında sizden başladı o tartışma. Niye vermiyorsunuz ekranlara diye, canlı vermiyorsunuz diye. O tartışma ilk oradan başladı ama böyle devam ediyor. Gizlimiz saklımız yok dedi Cevdet Yılmaz ama biz bazı ayrıntıları yine de takip etmekte tabii zorlanabiliyoruz. Hani elbette. Satır aralarında kaldığı için. Elbette. İşte bu yüzden de sizlerden bunu ekranımızda anlatmanızı istiyoruz. Siz savunma bütçesine dikkat çektiniz. Hem şeffaflığını konuşalım o canlı yayınlanma kısmını ama savunma bütçesine dikkat çektiniz. Bir de Cumhurbaşkanlığı maaşına biraz önce Sayın Usta da söyledi 50'ye yakın bir asgari ücretlinin maaşı ediyor. Savunma bütçesine niye dikkat çektiniz? Neden oldu? Yani geçen seneyle bu sene arasında çok büyük bir fark mı var?
Çok büyük bir fark var. Yani özellikle de şöyle kıyaslarsak daha iyi anlaşılabilir. 2015 yılında biliyorsunuz memlekette daha bir barışın konuşulduğu bir dönemde yaşıyorduk. Ve o zaman bütün güvenlik kalemlerinin toplamı 50 milyar TL'ydi. Ve bu sayede de halkın talepleri daha çok bütçeye yansıyabiliyordu. Yani kaynaklar tanka, topa, füzeye bu kadar gitmiyordu. Daha çok halkın taleplerine gidiyordu. Oysa 50 milyar lira 2015'te olan rakam 2022 yılı bütçesinde 250 milyar TL'ye çıkacak. Bakın aradaki 200 milyar TL, diyelim ki 50 milyar 100 milyar olsaydı normal artışıyla, 150 milyar TL ile neler yapabilirdik? Mesela emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmak istiyorlar. Ne diyorlar onlara? Kaynak yok diyorlar. Oysa bu 150 milyar TL'nin yalnızca 30 milyar TL'siyle milyonlarca emeklilikte yaşa takılanı emekli edebilirdik. Mesela yine 30 milyar TL'siyle yine kaynak yok denilen atanamayan öğretmenlere, atanaması yapılmayan öğretmenlerin 200 binini derhal atayabilirdik. Veya barınma sorunu yaşayan gençlerimiz var biliyorsunuz. Yurt yok diyorlar, barınamıyoruz diyorlar. Yalnızca 10 milyar TL ile bütün barınma sorununu çözebilirdik. Ne bileyim emeklilikleri, emeklilerin en düşük emekli maaşı 1500 lira. Bir sefalet ücretidir. Bunu en azından 3500-4000 liraya yükseltebilirdik. Bunun gibi pek çok halkın talebi var. Mesela memurların 3600 ek gösterge talebi var. Cumhurbaşkanı ne dedi? 2022 yılı sonuna attı. Oysa şimdi yapabilirdik bunu. Ya bunun gibi halkın pek çok talebi var. Bunlar bütçeye yansımıyor. Çünkü tercihler maalesef güvenlikçi anlayışa doğru dönmüş durumda. Güvenlikçi anlayışta bütün kaynakları emiyor. Bunun yanında biliyorsunuz bir faiz bütçesi var. Faiz bütçesinde gelecek yıl 250 milyar TL olacak. Yani güveni sağlayabilseydik, enflasyonla etkin mücadele edebilseydik, bütçe açıklarını bu kadar vermemiş olsaydık, faiz bütçesi de en fazla 50-100 milyar TL olurdu. Bakın rantiyecilere çok küçük bir azınlığa sizden vergileri alıyor sonuç olarak. 84 milyon yurttaşımızdan bu bütçe vergileri alıyor ve bir avuç rantiyeciye aktarıyor. Bunun yanında şatafata yapılan harcamalar var. İşte bütün bunlarla ilgili ilk sorunuza gelecek olursam, halkın demokratik ülkelerde bu bütçeyi canlı yayınlama hakkı, canlı izleme hakkı vardır. Ve halk sonuç olarak madem ki bu bütçenin vergilerini veriyor, kaynakların nereye gittiğini şeffaf bir şekilde görüyor. Ve orada komisyonlarda demokratik ülkelerde halk kimin neyi savunduğunu görüyor. Kim yoksuldan yana, kim yandaştan yana, kim barıştan yana, kim savaştan yana bunu görüyor. Ve buna göre hakemlik yapıyor. Ve sivil toplum kuruluşları üzerinden de baskı yapıp bu bütçe tercihlerinin değişmesine çalışıyor. Şu anda bu bütçe tercihleri maalesef saraydan, savaştan ve yandaştan yana. Bu tercihleri değiştiremezsek halkımız şunu bilsin, hiçbir talebi yerine gelmeyecek bu bütçede. Şimdi sunumlara da baktığımızda işte bilmiyoruz, belki de biz kaçırdık. Mesela hayat pahalılığından bahsettiğini Fuat Oktay'ın biz duymadık ama hani siz duydunuz mu bilmiyoruz. Duyduk ayrıntılarını. Koronavirüs salgınını öne sürerek bazı ifadeler kullanmıştı ilk sunum yaptığında. Orada mesela şey, dış güçler dedi, vurgusu vardı yine. Dolayısıyla hani her geçen gün peş peşe gelen zamları da pek duymadık ama. Yok. Hatta aslında yeni gelen zamlar var bütçeye baktığımızda. Zamlarla da karşılaşacağız. Dün gece benzine zam geldi, bu gece yeniden zam gelecek. Zam yağmuru altındayız. Ya ve bunu Fuat Oktay'dan duymadık. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar sarayda bütçeyi hazırladılar. Oysa bütçeler sarayda değil, halkla hazırlanır. Halkın talepleri esas alınır. Onlar tabii saraylarında şatafat içinde yaşıyorlar. Halktan kopmuş durumdalar. Bir markete gitti biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Abur cubur aldı. Bin liranın üzerinde alışveriş yaptı. Fiyatlar uygun dedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşına baktığımızda 100 bin lira maaş alacak 2022 yılında ve bu da yetmezmiş gibi 40 bin lira da emekli maaş alacak. Yani 140 bin lira. Şimdi yurttaşlarımıza soruyorum. Herhalde onların da 140 bin lira veya sizin de başkalarının da şu kameraman arkadaşlarımıza 140 bin lira geliri olsaydı fiyatlar gayet uygun derdi ama asgari ücret 2825 lira. Yani birileri çok küçük dolayla bir azınlık. Dolayla da almıyoruz maaşımızı. Elbette onu söyleyeceğim. Yani. Çok küçük bir azınlık için fiyatlar gayet uygun. Çünkü kaynaklar ona doğru akıyor ve bu bütçe, Fuat Oktay'a da onu söyledik, %1'in bütçesi. Yani halkın taleplerini görmeyen, yalnızca %1'in taleplerini esas alan bir bütçeyle karşı karşıyayız. Halkın talepleri de yok sayılıyor. O yüzden biz adaletsiz bir bütçeyle karşı karşıyayız ve bütçe tercihlerini mutlaka değiştirmeliyiz. Bugün ne görüşülüyor şimdi? Net olarak hani onu da aktarmış tabii olalım. Bu geçen hafta Fuat Oktay bütçenin bütününü sunumunu yaptı ve bugün de biz bütçenin bütününe karşı eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz. Ve eleştirilerimiz de şu yönde.
Bir, bu bütçe mutlaka halkın katılımıyla yapılması gerekir dedik. Yine demokratik parlamentolarda şöyle olur halk temsilcileri. Tabii biz de halkı temsil ediyoruz ancak mesela sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri bu bütçeye gelirler ve taleplerini ortaya koyarlar. Ya bu bütçede diyelim ki kamu emekçileri 3600 ek gösterge hakkı yok diye seslenirler ve milletin vekillerine saraydan gelen bu bütçeyi değiştirmeleri yönünde telkinde bulunurlar. Veya kadınlar bu bütçede yok. Bakın büyük bir yoksulluğun en büyük temsilcileri onlar. Neden? Çünkü evi geçindirmekle sonuç olarak baktığımızda ciddi bir çaba gösteriyorlar. Ve onlar büyük bir yoksunlukla karşı karşıya. Özellikle ev içi emeği veren kadınlara baktığımızda emeklilik hakları dahi yok. Nasıl bir şey verilebilir mesela? Hani kadınlar bütçede yok diyoruz ya işte. Toplumsal yani cinsiyet. Bir madde yani ne gelebilir tabii şöyle, onun şöyle için? Anlatayım. Tabii kadınlar anlatsa daha iyi olur ama biz de partimizde kadın partisi olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitlikçi bütçe anlayışı vardır dünyada. Ya bütün kalemlerde toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınır. Bakın mesela orada bürokratları gördünüz mü bilmiyorum. Bir içeri gelseniz. Hepsi erkek bürokrat. Toplumsal cinsiyet eşitlikçi bütçede şöyledir. Bir pozisyona diyelim ki 50 tane bürokrat varsa 25'i en az kadın olması gerekir. Böyle bakılır. Kamuda işe alımlarda en az %50 kadın olması esas alınır. Böylece kadınların toplumsal alanda gözükmesi, orada kariyer elde etmeleri, gelirlerin oluşması sağlanır. Hı hı. Mesela iş dünyasında düşünün ki öyle bir yasa koyabiliriz ki efendim iş dünyasında kadınların en az %50 çalışması ve bu sayede diyelim ki belli teşvikleri elde etmeleri konusunda adımlar atılabilir. Ev emeği olarak görülüyor. Maalesef öyle gösteriliyor. Hı hı. Çünkü şu andaki gerçekliğimiz bu. Ev emeği veriyor kadınlar ama erkekler emekli oluyor. Kadınlar emekli olamıyorlar. Mesela kadınların da primlerini biz bütçeden sağlayabiliriz ve bu sayede onların da emekli olmalarını sağlayabiliriz. Bunun gibi pek çok adım var atılabilecek ama şu anda bu bütçe toplumsal cinsiyet kaynak eşitlik var aslında diyorsunuz. Kaynak var ve bu bütçe bir erkek bütçe maalesef. Yani erkeklerin sunduğu, erkeklerin tercihlerini ortaya koydu. Belki ve kadını, adaletine ilişkin mesela. Yalnızca hani evde o da gören, çok elbette. Tartışılıyor. Bakın bütçe zaten harcamalarıyla vicdansız ve adaletsiz bütçe ama gelir toplarken çok vicdansız. Şimdi düşünün ki vergiyi kim ödüyor diye baktığımızda siz ödüyorsunuz. Bu kameraman arkadaşlarımız ödüyor. Emekçiler ödüyor vergi. Bütçede vergi. De çok fazla ya artış da elbette, var ayrıca. 1 trilyon 250 milyar TL vergi ödüyorsunuz ve bu adaletsiz bir şekilde toplanıyor. Diyoruz ki vergiyi tabana değil tavana yayın. Çok küçük bir azınlığı zenginleştirdiğiniz iktidarın sürecinde ve servete ve gelire göre bir vergilendirme anlayışı yok. Düşünün ki bu bütçeden mesela 42 milyar lira 5 yandaş müteahhite veriliyor. Onlar da bu paraları alıp euro bazında alıyorlar. Yurt dışı vergi cennetlerine götürüyorlar ve 5 kuruş vergi ödemiyorlar. Diyoruz ki yurt dışı vergi cennetlerine giden paradan %30 vergi alınmasına dair bir kanun var. Ama bu kanunun gereğini yerine getirmiyor Cumhurbaşkanı ve onlar yandaşlar paraları yurt dışına kaçırıyorlar. Vergi yükü yoksulların alınmalı. Mesela DİSK'in de temel talebi, biz de bu talebi koyduk. Asgari ücretin 5000 lira olmasını ve vergi dışı bırakılmasını öneriyoruz. Böylece adaleti sağlayabiliriz. Çünkü yoksullarda çok ciddi bir vergi yükü var. Asgari ücretli vergi veriyor ama yandaşlar vergi vermiyor. Asgari ücretteki vergiyi kaldıralım, 5000 TL yapalım, vergi dışı bırakalım ve zenginlerden yani o yandaşlardan yurt dışına vergi cennetlerine para kaçıranlardan vergi alalım diyoruz ama duymuyorlar. Çünkü vicdansızlar veya yandaşlarımız onlar nasıl olsa bizimle birlikte hareket ediyor diyorlar. Kendi siyasetlerini finanse ediyorlar. İşte bu çarkı kırmalıyız. Yani yoksuldan alıp yandaşa aktaran çarkı kırmanın yolu etkin vergilendirmekten geçiyor. Yoksuldan değil zenginleştirilenlerden yandaşlardan vergi almaktan geçiyor. Şimdi tabii önümüzdeki süreçte daha da hararetlenecek öyle söyleyelim. Önemli bütçeler var. Yarın tekrar edelim meclis bütçesi görüşülecek. Kamu denetçiliği kurumu var. Sayıştay var. Önümüzdeki süreç Milli Eğitim Bakanlığı. Ama vergilerin artışı bir taraftan işte biz biraz önce konuştuğumuz diğer konumuzda da bunu vurguladık. Cezaların artması, bütün bunların hepsi bu bütçenin nasıl bir karşılığı olacağında habercisi oluyor galiba. Evet. Onu da birlikte değerlendireceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Yine ben zaman zaman komisyondan sizi konuk edeceğiz ve ne oluyor, ne konuşuluyor. Madem ki canlı yayınlanmıyor, biz de oradaki bütün konuşmaları, görüşmeleri, tartışmaları ekranımıza yansıtacağız. Sağ olunuz. Teşekkürler. Evet, bu arada devam edelim. Şimdi Suriye tezkeresiyle ilgili merak edilen başlıklar öyle noktalayalım yayınımızı. Aslında bu gün boyu tartışıldı.
akşam saatlerine de çok da tartışılacak gibi görünüyor. Suriye tezkeresiyle ilgili soru var. Şimdi Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2012 yılında Suriye politikası neydi? Bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii bu ifadeleri çok konuşuldu. CHP grubu bu soruları sormaya başladı. 14 soru diye Suriye tezkeresiyle ilgili. Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu diye soruyor Cumhuriyet Halk Partisi. Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan Fırat'ın doğusunda 145 kilometre uzunluğundaki 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeye ne oldu diye sordu yine CHP. 14 madde sıralıyor. 14 soruda Suriye tezkeresiyle ilgili soruları yöneltmiş oldu. CHP grubu IŞİD sadece Suriye'de mi hedef diyor? Tüm bu yaşananlar sonrasında Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız diye sordu bugün CHP. Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı diye de yöneltti. Bütün bu sorular Cumhuriyet Halk Partisi grubunun sorduğu sorular. 14 soru Suriye tezkeresine ilişkin. Bu tabii çok tartışılacak. Şimdi genel kurul çalışmalarına başladı saat 15'ten itibaren. Devam ediyor. Öyle görünüyor ki gündem dışı konuşmaların ardından başlayacak. Saat 17-18 sıralarını bulabilir. O saatleri bulabilir. Biz de buradan takip ediyoruz. Çok tartışmalı da geçecek gibi görünüyor. Meclis Genel Kurulu. Şimdilik Ankara saatini noktalayalım. Meclisten gerçekleştirdik yayınımızı. Yine buradaki gelişmelerle biz buradan karşınızda olacağız diyelim. Hoşçakalın.